Sayın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekilimiz, Sayın Rektörümüz, Sayın Konuk Rektörler, genç, yaşlı, kadın, erkek, şehadet suyunu içmiş şehitlerimizin bizlere emanet edilmiş çok değerli aileleri ve yakınları, 15 Temmuz Derneği Başkanı Sayın Abdurrahman Tarık Şebik ve Sayın Dernek Üyeleri, Sayın Kaymakamımız, Sayın Öğretim Üyelerimiz, Sayın Üniversite Çalışanlarımız, değerli öğrencilerimiz. Marmara Üniversitesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Günü anma programımıza hoş geldiniz der, saygılarımızı arz ederiz. İzninizle programın arz edilmesinden önce gelen telgrafları arz etmek isterim. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitler Günü anma programına dair nazik davetiniz için teşekkür ederim. Programın başarılı geçmesini diler, düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik eder, başta tertip heyetiniz olmak üzere tüm katılımcılara en içten selam ve muhabbetlerimi sunarım. Profesör Doktor Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı. Sayın Rektörüm, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitler Günü anma programına nazik davetiniz için teşekkür ederim. 15 Temmuz direnişi, ülkemizin hem sınır bütünlüğünü hem de toplumsal barışımızı koruyan büyük bir destandır. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize acil şifalar dilerim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yoğun programın nedeniyle davetinize katılamayacağımı bildirir, başarılı bir program geçmesini temenni ederim. Saygılarımla, Markar Esenyan, AK Parti İstanbul Milletvekili. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitler Günü anma programına nazik davetiniz için teşekkür ederim. Daha öncesinde kesinleşen programım sebebiyle davetinize üzülerek icabet edemeyeceğim. Bu önemli organizasyon vesileyle sizi ve şahsınızda konferanstaki tüm katılımcıları yürekten tebrik eder, sevgi ve selamlarımı sunarım. Akif Çağatay Kılıç, 27. dönem İstanbul Milletvekili. Düzenlemiş olduğunuz 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitler Günü anma programına katılamayacağımı üzülerek bildirir, nazik davetiniz için teşekkürlerimi sunarım. Öztürk Orhan, İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı. Sayın Rektörümüz, izninizle programı arz etmek istiyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 15 Temmuz Derneği Başkanı Sayın Abdurrahman Tarık Şevik'in konuşmaları. Marmara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Emin Arat'ın konuşmaları. Üniversitemiz tarafından hazırlanan Hayalleriniz Bize Emanet adlı filmin değerli sanatçımız Cahit Şaher'in sunumuyla icrası. Teşekkür plaketlerinin takdimi, salondaki törenin sona ermesi, misafirlerin ikram salonuna daveti. Sayın Rektörümüz, saygıdeğer misafirler, hanımlar, beyefendiler, sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm devlet büyüklerimizin, üniversitemize katkıda bulunmuş ve sonsuzluğa ulaşmış tüm personelimizin, yüce Türk milletinin var olma uğrunda, demokrasisi uğrunda, vatanı uğrunda, istiklali ve istikbali uğrunda destanlar yazarak şehitlik rütbesine ulaşmış her bir ferdinin manevi huzurlarında saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı hep birlikte coşkuyla söylemeye davet ediyoruz.
programda küçük bir değişiklik olduğundan dolayı düzeltme gereği hissettik. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, konuşmalarını yapmak üzere Marmara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Emin Arat'ı kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Değerli meslektaşlarım, 15 Temmuz Şehitler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli konuklar, değerli basın mensupları. 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı Fethullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı halkımızın şanlı direnişini ve aziz şehitlerimizi anmak için düzenlediğimiz programımıza hoş geldiniz. Sizleri bu anlamlı günde ağırlamaktan duyduğumuz büyük memnuniyeti ifade eder, selam ve saygılarımı sunarım. Sözlerime vatanımız ve milletimiz için hayatını ortaya koyan ve milli birlik bütünlüğümüz için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin saygıdeğer ailelerine şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum. Yine geçen sene olduğu gibi bu senede bizi yalnız bırakmayan 15 Temmuz Şehitler Derneği'nin yönetim kurulu başkanı Tarık Şevik'e ve dernek yetkililerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Dünya kültür ve medeniyetine asırlar boyu ışık tutan milletimiz, 751 yılında Talas Zaferi ile yüklendiği misyonu Malazgirt'te, Mohaç'ta ve İstiklal Harbi'nde destansı kahramanlıklarla ifa etti. Hoca Ahmet Yesevi'den Mevlana'ya, Hacı Bektaş Veli'den Hacı Bayram Veli'ye, Şeyh Edebali'den Akşemseddin'e kadar sayısız alim, Orta Asya'dan Anadolu'ya coşkun bir sel gibi akan milyonları en yüce insani değerler etrafında birleştirdi. Köse Dağ'da yıkılan bir devlet, Söğüt'te yeniden sürgün verdi. Çubuk Ovası'nda kırılan hayaller, İstanbul önlerinde bir cihan devletinin zaferine şahitlik etti. Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Sakarya'da, Dumlupınar'da şehadet şerbetini içen sayısız yiğidin naaşı, varlığını bu vatana adayan evlatların bedenlerinde tekrar tekrar dirildi. Ezanlar ve selalar her seferinde yeni bir kurtuluşu, yeni bir dirilişi, yeni bir şahlanışı müjdeledi. Tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi. 15 Temmuz'da ülkemizin üzerine bir zulmet gecesi çöktü. Milli ve manevi değerlerimizden nasibini alamamış zavallıların bu aziz millete reva gördüğü ihanet gecesi çöktü. Mazisi insanlık kadar eski olan milletimizin şan ve şerefle dolu tarihinin en zelil gecesi çöktü. Binlerce yıllık geçmişinde nice acılar ve kederler yaşayan, Anadolu'yu sifiri karanlığa çekmek isteyen bu gafillerin vicdanları gibi kapkara bir gece çöktü. Ancak tarih boyunca nice kuşakların canını feda ettiği bu topraklar 15 Temmuz gecesi bir kere daha şahit oldu ki bu millet vatanı için bütün varlığını feda etmeye her zamankinden daha da hazırdır. Bu inançta çelikleşmiş bedenler bir ülkeyi parçalamayı, bir milleti bölmeyi, bir medeniyeti yok etmeyi hedefleyen hainler şebekesini bir gecede ezdi ve geçti.
Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı altında kenetlenen halkımız, karşı konulmaz bir sel gibi meydanlara, caddelere ve havalimanlarına akarak bu vatanın sahipsiz olmadığını darbecilere ve onların efendilerine açıkça gösterdi. 50 yıldır sinsizce tezgahlanan bu ihanet planı milletimizin azmi ve kararlı mücadelesi sayesinde yarım günde çöktü. Meşru Cumhurbaşkanı'nın canına kastedecek kadar hainleşmiş Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir döneminde el uzatılmayan gazi meclisimize saldıracak kadar gözü dönmüş, halkın vergileriyle alınan silahları kendi halkına doğrultacak kadar zalimleşmiş darbeciler teker teker yakalanarak hak ettikleri cezalara çarptırıldı. Fakat şunu özellikle belirtmek isteriz ki, Türkiye Cumhuriyeti tarihine kapkara bir lekke olarak geçen 15 Temmuz'u planlama ve uygulama cüretinde bulunan herkes, tarih önünde ve milletimizin vicdanında en ağır cezanın mahkumu olmuştur. Darbe girişimi sonrasında devletimizin aldığı tedbirlerle birlikte ülkemizde darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Biz Marmara Üniversitesi olarak Fethullahçı terör örgütü ve onun hain işbirlikçileri tarafından organize edilen bu zelil kalkışmaya karşı ilk andan itibaren teyakkuz halinde olduk. İlk andan itibaren bir vatan borcu olarak gördüğümüz bu vazifenin gereğini kararlılıkla yerine getirmenin gayreti içinde olduk. Bugün ülkemiz ve üniversitemiz geleceğe daha emin adımlarla yürümektedir. 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında vatanı için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Darbe girişimine karşı kahramanca direnen gazilerimize ve bu kutlu mücadeleye topyekun katılan halkımıza şükran duygularımızı bir kere daha sunuyoruz. Türkiye, vatanı uğrunda her türlü fedakarlığa katlanan evlatlarına minnettardır ve minnettar kalacaktır. 15 Temmuz'da topluma yön veren yüksek feragat ve güçlü devlet adamlığı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Başta Sayın Başbakanımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanı olmak üzere darbe girişimine karşı kararlılıkla mücadele eden siyasetçilerimize ve yöneticilerimize şükran duygularımızı ifade etmek istiyorum. Sözlerime son verirken programa emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı 15 Temmuz Şehitler Derneği'ne, şehitlerimizin saygıdeğer yakınlarına ve gazilerimize teşekkür eder. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Sayın Rektörümüze konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Saygıdeğer konuklar, bu vatan hayallerini bize emanet edenlerindir. Şimdi onları izliyoruz. İkinci bir günlüğe kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.
Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Fatih Satır'ın bir hayali vardı. 15 Temmuz gecesi telefonda babasına "Hakkını helal et. Şehit olmaktan geriye dönüş yok." dediğinde yüreğinde vatan vardı. Pilotluk sınavını kazanmış, Türk semaları ufku olmuştu. O körpe ve masum yüreğinde taşıdığı bayrağı göklere çıkaracaktı. İlk milli muharip uçak TFX'in belki de ilk pilotu olacaktı. O gece darbecilerin açtığı yaylım ateşinde şehadet şerbetini içerken hayallerini de vatana hizmet aşkını da bize emanet etti. Ayşe Aykaç Hanım'ın bir hayali vardı. En önde koşarken şehadet şerbetini içmeye yüreğinde vatan vardı. Kendi kişisel kariyerini feda ederek yetiştirdiği pırlanta gibi 4 evladını emanet etti bizlere. Köprüde şehadet şerbetini içerken bin bir fedakarlıkla yetiştirdiği çocuklarını da hayallerini de bize emanet etti. İbrahim Yılmaz'ın bir hayali vardı. O gece sokağa çıkarken memleketinde 8 aylık bebeği yüreğinde ona bırakacağı aziz bir vatan vardı. Gencecik yaşına rağmen halkın manevi gelişimi için gecesini gündüzüne katan bir dava adamıydı. Minarelerden selalar okunurken tekbir sesleriyle Rabbine koştu. Kim bilir, belki ülkemizin en iyi ilahiyat fakültesinde lisansüstü eğitim alacak, Süleymaniye'de, belki de Sultanahmet'te baş imam olacaktı. Hainlerin acımasızca saldırdığı bir meydanda ruhunu Rabbine, hayallerini bize emanet etti. Mustafa Avcı'nın bir hayali vardı. 15 Temmuz gecesi sokağa çıktığında yüreğinde vatan vardı. Emekle, yüksek teknolojiyle inşa edeceği her binanın harcına vatana hizmet aşkını karacaktı. Hayallerini kurduğu binalarda al bayrağımız dalgalanacaktı, şanla, şerefle. Şanlı bayrağımızı hep göğsünde taşıdı. Gece vatana kasteden hainlerin açtığı ateşle can verirken hayallerini de bayrağımızı da bize emanet etti. Mehmet Şengül'ün bir hayali vardı. Makinelere tutkuyla bağlıydı. Türk mühendislerin geliştirdiği teknolojiyle şekillenecek bir gelecek hayal ederken tek gayesi vatana tutkuyla hizmet etmekti. Belki ömrü yetse, Aselsan'da geleceğin teknolojisini yaratacak mühendis ordusunun lideri, vatanı savunacak nice yeni teknolojinin mimarı olacaktı. Milletimizin istikbali ve istiklali için canı pahasına meydanlara koştu. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerin kurşunlarıyla Hakk'a yürürken
hayallerini de, bu aziz vatanı da bize emanet etti. Yusuf Ali Taş'ın bir hayali vardı. Özenle yetiştirdiği öğrenciler, geleceğin doktorları, hukukçuları, öğretmenleri olacaktı. Yarının aydınlık Türkiye'si, Yusuf öğretmenin talebelerinin ellerinde şekillenecekti. Bu vatanın evlatlarının üzerine çökmeye niyetlenen karanlığa dur demek için kendini ateşe atarken aklında sadece vatan vardı. 15 Temmuz gecesi şehit edilirken hayallerini de, öğrencilerini de bize emanet etti. Uhud Kadir Işık'ın bir hayali vardı. Belki Türkiye'nin en önemli tıp fakültesinde eğitim alacak, en büyük hastanesinde çalışacaktı. Sağlık Meslek Lisesi'ni okurken en büyük hayali insanlığa hizmet eden tutkulu bir hekim olmaktı. O gece meydanlara koşarken elini uzattığı şehit ve gazilerin yüreklerindeki vatan aşkıydı. Gücü yetse her birini hayata dönecekti. Ama henüz 17 yaşında ve hayatın başındaydı. Hayatını hiçe sayarak kahraman gazilere tıbbi müdahale yaparken namert bir kurşunun hedefi oldu. Sen rahat uyu Kadir kardeşim. Bu millet senin kadrini biliyor. Hayallerin ve tutkuyla bağlandığın mesleğin bize emanet. Seher Yaşar'ın bir hayali vardı. O gece kuracağı mutlu yuva için ilk adımı atacaktı. 15 Temmuz gecesi nişanlısıyla birlikte nişan törenlerini yarıda bırakıp göreve koşarken yüreğinde vatan vardı. Tuttuğu el sadece nişanlısının eli değil, vatanı için kendini feda eden bir kahramanın eliydi. Türk polisi böyleydi işte. Söz konusu vatansa gerisi teferruattı. Gecenin kör karanlığı, seherin alacakaranlığına ermeden kahraman Seher can verme sırrına erdi. Sen rahat uyu kahraman Seher. Hayalini kurduğun huzur dolu bu vatanda hayallerin de bize emanet. Yasin Naci Ağıroğlu'nun bir hayali var. İyi bir hukukçu olmak için canla başla çalışırken, mülkün temeli adalet camiasının onurlu bir neferi olma azmindeydi. Hayalleri vardı, iddialı bir hukuk kariyeri yapmaya yöneldi. Hain darbecilerin gücü, gencecik bir hukukçunun hayatına kastetmeye yetti. Kahraman Yasin, genç yaşta vatanı için canını seve seve feda ederken, adalet camiası sevgili Yasin'in kanını yerde bırakmadı. Onun canına kastedenler adaletin kılıcının layık gördüğü cezayı aldılar teker teker. 50 bin kişinin saygıyla son yolculuğuna uğurladığı kahraman Yasin adaletin kılıcını da hayallerini de bize emanet etti. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağa sıksam şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. O gece milli iradenin varlığını muhafaza için sokaklara dökülen nice hayal, nice inanç vardı. Milli iradenin tecelligahı meclisimiz ilk kez böylesine bir saldırıyla karşı karşıyaydı. Milletimiz tarih boyunca olduğu gibi onu karanlığa gömmek isteyenlere yine boyun eğmedi. Yolumuz uzun, yükümüz ağır ama bahtımız açık, inancımız tam. Ey kahraman şehitlerimiz,
sizden devraldığımız şanlı bayrağımızı daha yükseklere taşıyacağımıza, bu yüce milleti daha ileriye götüreceğimize, sizlerin hayallerini birer birer hayata geçireceğimize sözümüz var. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Şunu açıkça ifade etmek gerekir ki, unutulmayacak ve isimleri yaşatılacak olan tüm şehitlerimizin hayalleri bize emanettir. Sayın Rektörümüz, devlet protokolünden gelen ve şu anda elimize ulaşan telgrafları izninizle arz etmek istiyorum. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitler Günü anma törenine nazik davetiniz için teşekkür ederim. Programın başarılı geçmesini temenni eder, şehitlerimizi rahmetle anar, bütün konuklarımızı sevgi ve saygıyla selamlarım. Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı. Nazik davetinize içtenlikle teşekkür ederim. 15 Temmuz gecesi göstermiş olduğu büyük demokrasi mücadelesiyle milli iradeye sahip çıkan kahraman milletimizi ve bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmak üzere düzenlemiş olduğunuz 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü anma programı davetinize katılamayacağımı üzülerek belirtirim. Programın en güzel şekilde tamamlanması temennisiyle kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad eder, şahsınız ve kıymetli davetlilere selam ve saygılarımı sunarım. Zehra Zümrüt Selçuk, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü anma programında yanınızda olamadığım için üzgünüm. 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletimizin gösterdiği güçlü irade, kararlılık ve kahramanlık hiçbir koşulda unutulmayacak ve demokrasimize güç vermeye devam edecektir. 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Bu anlamlı anma programına katkıda bulunan bütün kardeşlerimize şahsınızda teşekkürlerimi iletiyorum. Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Planlanmış programlarım nedeniyle davetinize iştirak edemiyorum. Teşekkür eder, katılan tüm davetlilere selam ve saygılarımı sunarım. Fethi Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili. Düzenlediğiniz 15 Temmuz Roman Yarışması Ödül Töreni'ne Ankara'da düzenlenen 15 Temmuz programına katıldığım için aranızda olamayacağımı bildirir. Düzenlenen etkinliğin vatandaşlarımızın kültürel, sosyal gelişimine katkı getirmesini ve 15 Temmuz'da ülkemizde yaşadığımız ve kahramanlarımız sayesinde zaferle çıktığımız darbe girişiminin toplumumuz tarafından unutulmamasını sağlaması temennisiyle hayırlara vesile olmasını diler, saygı ve selamlarımı iletirim. Halis Dalkılıç, İstanbul Milletvekili. Demokrasi Zaferi ve Şehitler Günü anma programı ile ilgili nazik davetinize teşekkür ediyor. Ancak mesaimin yoğunluğu sebebiyle
katılamayacağını üzülerek belirtmek istiyorum. Fethullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi neticesinde aziz canını bir an olsun tereddüt etmeksizin tankların önüne siper eden milletimizin ve devletimizin şanlı destanını tüm dünyaya duyurduğumuz bu gecede vatanına, iradesine sahip çıkma yolunda bir gül bahçesine girer gibi toprağa girmiş 15 Temmuz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bir daha böyle elim bir hadise yaşanmaması temennisiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Vasip Şahin, İstanbul Valisi. Nazik davetinizi aldım. Çok teşekkür ederim. Programımın yoğunluğu nedeniyle düzenlemiş olduğunuz 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitler Günü anma programına katılamayacağımı üzülerek ifade etmek durumundayım. Bu vesileyle katılan tüm davetlere şahsınızda sevgi ve saygılarımı sunarım. Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Nazik davetinize teşekkür ederiz. Yoğun programımız nedeniyle katılamayacağımızı sizlerin hoşgörüsüne sığınarak bildirmek isteriz. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Şehitleri Anma Programı'na katılan tüm konuklara saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Fazlı Kılıç, Kağıthane Belediye Başkanı. Marmara Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitler Günü Anma Programı'na katılmam yönündeki nazik davetiniz beni mutlu etti. Ancak programımın yoğunluğu nedeniyle katılamayacağımı bildirir. Sizin nezdinizde anma programına katılan tüm konuklarınıza saygılarımı sunarım. Şükrü Genç, Sarıyer Belediye Başkanı. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Daha önceden belirlenen programım nedeniyle aranızda bulunamıyorum. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitler Günü anma programının hayırlara vesile olmasını diler. Size ve şahsınızda tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım. Lokman Çağırıcı, Bağcılar Belediye Başkanı. Sayın Rektörümüz, izninizle plaket takdim törenine geçmek istiyoruz. Fakat daha önceden sanıyorum dernek başkanımız geldiler mi? Peki. Şimdi izninizle daha önceden planlamış olduğumuz ve konuşmasını Sayın Rektörümüzden önce planladığımız 15 Temmuz Derneği Başkanı Sayın Abdurrahman Tarık Şevik Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Kıymetli hocam, değerli Erzurum, kıymetli ailemiz, çok özür diliyorum. Malumunuz 15 Temmuz yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde hem de bir ilan etmiş olalım. 15 Temmuz Pazar günü saat 21'de Cumhurbaşkanımızın katılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 21'de bir program olacak. Geçen seneki gibi bir miting. Onun hazırlığıyla alakalı olağanüstü, yoksa planımız zaten burasıydı. Katıldık ve hemen gelmiş olduk. Programımız hayırlara vesile olur inşallah. Tabii sözlerime başlarken, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, Güneydoğu şehitlerimiz, Çanakkale şehitlerimiz, hasılı bu toprakları vatan yapan, canlarını, kanlarını kahramanca döken tüm şehitlerimize rahmet olsun. Allah onlardan razı olsun. Kalan gazilerimize acil şifalar diliyorum. İnşallah başta şehitlerimize uygun, gazilerimizin o ahlaklı duruşlarına uygun, vatansever birer neferler olarak bizler de hayat sürmeye devam ederiz diyorum. Tabii 15 Temmuz yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde yapılan bu programlar hakikaten çok değerli ve çok önemli. Kıymetli hocama ben şahsen teşekkür ediyorum. Bunların hepsi tarihe not düşmek anlamında önemli. 15 Temmuz hain darbe girişimi 2. yılına yaklaştı. Birçok davalar başladı
Üçte ikisi de bitmiş durumda. Dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü karar davası vardı. Bu davalara bizzat katılan birisi olarak şunu görüyoruz, şunu görüyorum. Bu hain yapılanma içerisindeki örgüt mensupları bu salonlarda hala bu yalana, takiyeye son derece inanmış bir şekilde devam ediyorlar. Yani mahkeme başkanı son görüşlerini soruyor. Son görüşlerinde dahi kendilerince sözüm ona inandıkları duruşu birçoğu devam ettirdiğini görüyoruz. Tabii yalanlarını, takiyelerini görüyoruz. Tabii bunu gördükçe de aslında ne kadar da fiili halde söylemleriyle duruşlarını gösterdikleri için ayrıyeten burada bir üzüntü değil, aslında bir sevinç duyuyorum. Niye? Çünkü sadece o ifadeleri bile kendilerinin ne olduğunu çok net bir şekilde göstermiş oluyor. Tabii bu süreçte anlama etkinliği çerçevesinde söylenmesi ne kadar yerinde düşünmek lazım ama ben yine de tarihe not düşme anlamında şunu söylemek istiyorum. Bu süreçte birçok mağduriyetler gündeme geldi. Gerek kamudan ihraç edilen personeller, gerek görevden erişek verilen birçok yetkililer, işte askeri personeller. Tabii bu noktada da meseleye şöyle bakmak lazım. İki Almanya birleştiğinde bir gecede 500 bin kişi kapının önüne koyuluyor ve hiç kimse dünyadan bir ses çıkmıyor. Çünkü devlet sadakat olmayanla çalışmamak gibi gayet doğal ve olması gereken bir hakkı var. Dolayısıyla bu süreçte mağduriyet oluşturmaya çalışan her kim varsa biz 15 Temmuz Derneği olarak bu süreci sulandırmamak, yok saymak, bu kahramanlığı, bu dik duruşu hakikaten nesilden nesile aktarmak için bir defa hep şunu söylüyoruz. Burada bir mağduriyet varsa, başta 250 şehidimiz, 2500'ün üzerinde gazimiz, burada 80 milyonun bir mağduriyeti var. Bu da önemsediğimiz bir konu olduğu için söylemek istiyorum. Tabii 15 Temmuz yıl dönümünün ikinci yılındayız. O hafta içerisindeyiz. Şehitlerimizin gösterdiği kahramanlık destanı bizim bir zihnen yaşadığımız İstanbul ve Ankara'da bunu bizzat zaten meydanlarda, sokaklarında, komşularından herkes gördü. Bizzat şahidi oldu. Tabii kalan vilayetlerimizde Sakarya hariç, Sakarya'da da gazilerimiz var. Sakarya hariç aslında bu denli olayların yaşanmadığı yer kalan vilayetlerimiz. Dolayısıyla televizyonlardan takip etmiş oldular. Bunu niye söylüyorum? Bunu şu yüzden söylüyorum. Başta üniversitelerimiz, STK'larımız, bir anlamda siyasetçilerimizin bu 15 Temmuz ruhunu yaşatmak için bir defa 81 vilayette anma programları, sempozyumlar, etkinliklerin devamlı olarak işleniyor olması lazım. Çünkü bu malum hain darbe girişimini bir milli hafızada canlı tutmak, iki gelecek nesillere aktarmak için bu programların her birisi önemli, her birisi anlamlı. İnşallah bu yolculukta, bu kutlu yolculukta biz de elimizden geldiğince, nefesimiz yettiğince bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Ama inşallah bu gayreti böylesine önemli kurumlarımızla, üniversitelerimizle, hocalarımızla taçlandırdığımızda çok daha başka anlamlar ifade ediyor. Son olarak söyleyeceğim, gerek 15 Temmuz sürecine geldiğimiz noktada, gerek ondan sonrasında, yani bu ikinci yıla geldiğimiz süreçte, tabii şehit ailelerimiz var, gazilerimiz var. Ben özellikle burada olan seçkin konuklara, misafirlere, katılımcılara, dinleyicilere, bunu bundan sonrasında haber olarak okuyacak herkese şunu söylemek istiyorum. Bir, kesinlikle mahallemizde eğer aynı binada oturuyorsak, aynı semtte ikamet ediyorsak, varsa bir şehit ailemiz kesinlikle bir yıl dönümü anmasını beklemeksizin daim olarak ziyaret edip, yani ismen hitap edecek noktada o kardeşlik hukukunu kuruyor olmak lazım. Çünkü 15 Temmuz'da ben köprüdeydim. Normal hayatta, sosyal hayatta bir beraber olmayacağım. Birçok insanla aynı hedefe doğru koştuk. Normal hayatta hakikaten o da benimle olmaz, ben de onunla olmam. Yani orada siyasi parti, dil, meslek farkı gözetmeksizin herkes bir hedefe, vatanına, milletine, mukaddesatına, bayrağına, ezanına sahip çıkmak için yürüdü. Ellerinde silah yoktu, karşıda tank vardı, karşıda helikopter vardı. Dolayısıyla bizim bundan sonra, tabii burada hocalarımın yanında bunları söyleyerek ukalalıkta yapmak istemem, haklarını helal etsinler ama görüyorum ki bunu yaşadığımız şu tecrübeyle biz bir ve beraber olduğumuz süre zarfında bir defa bu millete hakikaten hiçbir yerden surda bir gedik açamayacaklarını net bir şekilde görmüş olduk. Tabii
80 milyon içinde herhalde şu anda 2015 Temmuz hain darbe girişiminden sonra dünyaya gelmişler hariç herkes bir defa bir darbe gördü. Yaşına göre orta yaş üzeri 2-3 darbe gören şahidi gelenler var. İnşallah bundan sonraki nesiller böylesi darbeler görmez. Ama oldu ya yine bir şey yaşandı. Rabbim inşallah bu ülkenin bu ülkeyi kahramanlarından da yoksun bırakmaz demek istiyorum. Çünkü evet İstiklal Marşı yazdırmasın Rabbim ama kahramansız da bizi bırakmaz inşallah. Ben çok fazla uzatarak programın normal gidişatına sekrede bulmak istemem. Tekrar kıymetli hocama, rektörümüze, değerli hocalarımıza, katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Değerli ailemize göstermiş olduğu duruştan dolayı hasreten teşekkür ediyorum. Katıldığınız anma programı çerçevesinde inşallah tüm şehitlerimizi buradan bir kez daha yad ederek, hayırla yad ederek onlara uygun birer hayat sürmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Sağ olun, var olun. Temmuz Derneği Başkanı Sayın Abdurrahman Tarık Şevik Bey'e konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Rektörüm, izninizle plaket takdim törenine geçmek istiyoruz. 15 Temmuz Derneği Başkanı Sayın Abdurrahman Tarık Şevik'e 15 Temmuz şehidimiz İbrahim Yılmaz'ın kardeşi Sayın İsa Yılmaz'ı ve Hayalleriniz Bize Emanet adlı filmin sunumunu yapan değerli sanatçımız Cahit Şahir'i teşekkür plaketlerini almak, Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Emin Arat hocamız da plaketleri vermek üzere sahneye arz ediyor. Değerli misafirler, aslında bir şehit yakınımız daha vardı ama onu bekliyorduk. Zannediyorum ulaşamadı daha. Ama Sayın Turan Satır Bey'i de organize etmiştik ama daha sonra herhalde intikal edecekler. Çok teşekkürler. Evet, sağ olun. Buyurun efendim. Saygıdeğer konuklarımız, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitler Anma Günü programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimizi arz ediyorken sizleri ikram salonumuza davet ediyoruz. Tekrar teşekkürler ederiz. Çok önemli, değerli bir amaç için buradayız. Neler söylemek istersiniz bugünle ilgili? Tabii öncelikle bu şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bugün Marmara Üniversitesi'ndeyiz. Marmara Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Anma etkinliği münasebetiyle bir aradayız. Tabii ben teşekkür ediyorum önce rektörümüze, değerli hocalarımıza, programda emeği geçen herkese. Çünkü üniversiteler bu anlamda aslında hem ülkemiz için hem ülkemiz dışında kalan yurttaşlarımız için çok önemli. Niye önemli? Aslında 15 Temmuz hain darbe girişimini
vurgulayan akıllar, zihinler hepsi üniversitelerden yetişen beyinler bir anlamda. Dolayısıyla üniversitelerimizde yerli olmak, milli olmak, bu ülkenin aslında mukaddesatına, ahlakına, inanışlarına inanmış gençlerin yetişmesi ne kadar önemli bunu gördük. İki şey söylemiş oldum. Bir, darbeye kalkışanlar da aslında buralardan yetişen, çok affedersiniz, satılmış beyinler, zihinler. Ama o darbeye karşı duran akıllar, bedenler, zihinler de yine bu üniversitelerde yetişmiş insanlar. Şimdi burası niye önemli? Burası şu yüzden önemli. İşte bizim üniversitelerimiz bugün yapmış olduğumuz gibi Marmara Üniversitesi'nde nasıl ki 15 Temmuz anma programı yapıyoruz. Aynen böyle de bizim bir defa şunu planlıyor, şunu kurguluyor olmamız lazım. Öğrencilerimiz bu ülkenin gerçeğiyle, bu ülkenin kendisiyle, bu ülkenin insanının duygularıyla duygulanan, hisleriyle hislenen insanlar olarak yetişmesi lazım. Çünkü millet olma olgusu aslında malumunuz ya tecrübelerimizle, ya geçmişimizle ve aslında müştereklerimizle millet oluyoruz. Olaya böyle baktığımızda bir, üniversitelerimizin durumu, konumu bizim için çok önemli ve biz bir, 15 Temmuz Derneği olarak zaten üniversitelerde yaptığımız işin etkinliklerle varız ama bizden ziyade işte sizler gibi değerli öğrencilerimiz, hocalarımızın yaptığı programlar bu anlamda önemli. Tabii şunu da söylemek lazım. İkinci yılını yaşıyoruz 15 Temmuz'un. 15 Temmuz'a dair söylenmesi gereken en önemli sözün bir defa unutmadık, unutmayacağız olması lazım geldiğine inanıyorum. Ve 15 Temmuz'da gösterilen kahramanlık destanını 15 Temmuz'da şunu söylemek lazım. Bakın bu topraklar başka hiçbir millete nasip olmayacak. Seyyahların anlatmakla, şairlerin yazmakla, ressamların çizmekle ifade edemeyeceği büyük bir kahramanlık destanına şahitlik etti. Dolayısıyla bu şahitliği onurlu kılmak, kutlu kılmak, bunu yaşatmak da işte sizin, benim, bizim toplumun görevi. Yani bunu bir, milli hafızada canlı tutmak, iki, gelecek nesillere aktarmak lazım. Son söyleyeceğim şu olsun, ben başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken onların bulunduğu mahallede kimler ikamet ediyorsa bunu içeride konuşmamda da söyledim. Mutlaka ziyaret etsinler, tanışsınlar. İsmen hitap edebilecek kadar kardeşlik hukuku kurmaya çalışsınlar. Çünkü şunu gördük, biz nasıl ki 15 Temmuz'da bir ve beraber olduğumuz için, biz nasıl ki 15 Temmuz'da kutuplaşmayıp kaynaştığımız için bu kutlu mücadeleyi verdik. E demek ki olay ne? Aslında biz bir ve beraber olduğumuz zaman karşımıza çıkan her türlü badireyi atlatabileceğimiz durum söz konusu. İnşallah millet olarak, bir olarak, beraber olarak bu gemi hepimizin gemisi, bu gemide yüzmeye, bu gemi için çalışmaya, yani bu ülke için çalışmaya, ülke insanı için çalışmaya devam ederiz diyorum. Ben tekrar böyle bir program düzenlediğiniz için Marmara Üniversitesi'ne tüm hocalarımıza, öğrencilere teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz katılımınız.